diliyoruz. Huzurlu bir gün geçirmenizi canı gönülden arzu ediyoruz. Biz de bugün burada Topkapı'da buluşarak işte 1453'ün önündeki güzel parkta, sıcak bir hava ama bulunduğumuz yer gölge, serin. Söğüt gölgesi de bulduk arkadaşlar. Söğüt gölgesinde, teşekkür ederim. Söğüt gölgesinde arkadaşlar güzel sizlere bazı bilgiler verelim diye toplandık Kadir'le beraber. Kadir, dün akşam maçı seyredemedin değil mi? Bak, uyudum ya. Arkadaşlar ya, ben tabii Arjantin yıllar sonra Maradona'dan sonra işte bir Dünya Kupası ya da Amerika Kupası hasetini sürdüren bir Messi vardı. Ve Messi milli takımla ilk kupasını kazandı. Ya ben bu kadar mutlu bir adam görmedim. Maç bitti. Yarım saat statta öpüşmediği adam kalmadı. Statta arkadaşlar 5400 kişi vardı. 5400 kişi almışlar. Hastalık bulaşmasın aman ha. Ya ben ama böyle bir şey görmedim. Yendikleri Brezilya da tarihin en kötü Brezilyası yani. Ya çok öyle diyorsun Brezilya. Da Neymar'ın bir ağlayışı var Kadir. Abi ağlar. Şimdi 10 yani dakika ağladı Messi o da ya. Messi hiç kupa kazanmamış diyorsun da Neymar da hiçbir şey kazanmadı ki. Bir de onu düşün. 2014'teki Dünya Kupası'nda da kendi sahalarında yine Brezilya'da oynanmıştı, hatırlıyorsun. Hatırlamadım. Utanç verici bir skorla Almanya'dan 7 gol yemişlerdi. Yani tuhaf bir maçtı. Neymar da düşünsene, Neymar'la Brezilya'nın da sırtı yerden kalkmıyor. Yani. Yalnız şöyle bir şey gördüm. Arkadaşlar, o Neymar'ın maç boyunca yediği tekmeleri ben yesem şu anda hepiniz hoca gelmişti, caminin avlusundaydınız. Selam okunmuş. Beni defnediyordunuz abi. Ya dur ya, Allah korusun da ama bu arada abi Neymar, o kadar tekme yedi abi, ben böyle bir şey görmedim. Maçtan sonra Messi'ye gidip nasıl içten kutladı öyle. Ama o görüntüyü gördüm de sabah. Abi sportmenlik yani başka bir şey ya. Hem de düşünsene kendi ülkelerinde kupa kaybediyorlar. Bravo adam. Ama Türkiye'de de oluyor böyle kutlamalar. Galatasaray Kadıköy'de kupa kazandı. Bütün her tarafı yakarak meşalelerle i̇şte kutladılar. Burada da arabaları ters i̇şte çeviriyorlar. Yakarak diyorum. Etrafı yakar. O da bir kutlama şekli ama. Meşalelerle falan kutladılar. Her tarafı yakarak. Yani bizde de var yani çok, o kültür. Sen şimdi çok ya. Zorunlu kupa karanlıkta kupa kaldırıyorsun. Romantik yok, karanlıkta, yağmurda, çamurda. Ya en güzel de şeydi biliyorsun. Dean Sanders 76. dakika. Türkiye Kupası finali ikinci maçı. Maç 1-0. Dean Sanders da altı pas ne ceza sahasına girer girmez bir koydu. Ben yalnızca topun sesini duydum. Ağlarda biliyor musun? Ben hatırlıyor musun o maçı? Yukarı tribünde, basın tribününün biliyorsun eski Fenerbahçe Stadı'nın eski tribünde VIP tribünün hemen üstündeydi. Orada golü gördüm. Biraz önümde de Galatasaraylı o zamanki yöneticiler Faruk Süren döneminin yeni başlangıcıydı. Böyle yöneticilerle sarhoş dolaş olduk. Çünkü o Fenerbahçe tribünleri de böyle çok yakındır biliyorsun eskiden böyle basın tribününe. Biz sesimizi çıkaramazdık orada ama orada yine kendimi kaybetmiştim o gol sevinciyle. Aman abi sen kendini kaybediyorsun da neyse. Ondan sonra tabii o maçın esas trajikomik tarafı kupayı vermek için zamanın Cumhurbaşkanı rahmetli Süleyman Demirel gelmişti. Ama aynen Süleyman attılar. Demirel'i hiç kimse görememişti. Bembeyaz olmuştu çünkü tribünlerde atılan ayran şişeleriyle. Şimdi öyle bir şey olsa. Ya sen ne diyorsun ya? Bunları da yaşayacakmışız yani zamanla. Bu akşam da final var. Favorin kim? Ben İtalya'nın kazanmasını istiyorum. Ben de Mancini. Çünkü Mancini'den dolayı. Galatasaray'dan evet. Yolu geçti adamın ya. Aynen. Galatasaray'dan yolu geçti. İtalya'da şuna bir de bakarsan iyi futbol oynayarak geldi. Bizi de yani ilk bizi tokatladılar. Hatırlayacaksın. Bir de İngiltere. Tokatladılar mı? Top göstermediler. İngiltere bir de Danimarka maçındaki penaltı yani çok içe sinecek bir penaltı değil. O yüzden. Bir de zaten ama İngiltere'nin de yılların özlemi var yalnız. Bana ne abi? Emperyalist bir ülkedir biliyorsun. İngiltere. O yüzden yok. Ben İtalya diyorum. Final Wembley'de biliyorsun. Öyle ama finaller yani öyle çok ev sahibi şeyi de fark etmeyebiliyor işte görüyorsun. Ama etmiyor işte, canım. Arjantin'de Brezilya'yı Brezilya'da yendi yani. Yendi. İlk defa hem de 48 yıl sonra evet. Yenmiş. Neyse arkadaşlar şimdi gelelim biz Galatasaray'a. Galatasaray'ın geçtiğimiz gün bir idmanı vardı. Kadir sen de idmandaydın. Evet. Gördüm, gördükleri yayını da seyrettim. Şimdi burada bana sorular soranlar oldu arkadaşlar. Bu konuda sizleri bilgilendirmem lazım. O bakımdan bu olayı açmak zorundayım.
ben neden idmanda yoktum? Benim neden idmanda olmadığımı ben idman günü öğrendim. Kadir bir gün önce öğrenmiş, öyle mi? Evet, bir gün önce öğrendim işte de senin sinirlenmeni istemediğim için sana söylemek istemedim. Yani bir bunu yönetimde konuşup çözmek istedim. Ama kısa sürede muvaffak olamadık o dünkü antrenmanı. Senin girmeni ben zaten senden rica ediyorum bu konuda lütfen yönetimde benim adıma kimseyle görüşmesen sevinirim. Şimdi arkadaşlar olay şu. Seren benim telefonumu verir misin? Orada bir notlarım vardı, ona bakacağım. Hatırlarsanız Galatasaray'ın ilk idmanı bu sene açtıktan sonra Galatasaray internet sitesinde bir yazı yayınladılar değil mi? Yazı Galatasaray'da bu idman için öncelikle ilk defa açtıkları için Galatasaray liseli son sınıf öğrencilerini yeni mezun olmuş ve Galatasaray üniversiteli arkadaşları idmana alacaklarını daha sonraki sürelerde de gidişata göre taraftarlara da peyderpey açılacağını yazıyor. Bunu ben arkadaşlar aynen bu tweet önümde ve ben bu tweet'i alıntılayarak şöyle bir şey yazdım. Sen de dinle ki ya görmemişsin biliyorum belki. Biliyorum ya, yok biliyorum. Galatasaray liseli olmak ya da Galatasaray üniversiteli olmanın ayrıcalığı kongre salonlarından Florya idman sahalarına da yansıdı. Bu ayrıcalık umarım kombine alımında ve deplasmanlarda da bu arkadaşlar ön sırada olur. Bunun benim anladığım Türkçesi imtiyaz ve ayrıcalıktır. Bütün yazdığım şey bu arkadaşlar. Liseliler kombine falan almazlar ki ya da deplasmana gelmezler ki zaten. Ama işte ben bunu yazdım diye kızmışlar zaten. Galatasaray'daki herhalde liseli demeyelim. Ben liselilerin arasından alanlar da var ya, ben tanıyorum. Var tabii canım da. Var ama çoğunluğu yok. Şimdi arkadaşlar bunun üzerine ben, Kadir tabi bana bunu söylemedi ama dedi ki iki kişiden fazla alınmıyormuş dedi her yayın kuruluşundan. Ben dedim peki Serhan'la ikimiz gideceğiz dedi. Ben dedim çok da güzel yaparsınız. Çünkü en son yayında da Kadir gelememişti, bir işim vardı değil mi? Ben Serhan'la yapmıştım. Ben zaten son 4 yılda Florya'ya 2 ya da 3 kere gitmişimdir arkadaşlar. 4. yok. Onu da Florya'ya gitme sebebimiz de şu. Ajans 1905 kurulduktan sonra sizlere Florya'nın havasını, çünkü çoğunuz Florya'nın nerede olduğunu, nasıl olduğunu, tabii yalnız bizim izleyicilerimiz İstanbul'daki izleyiciler değil. Dünyanın her tarafından, İstanbul dışından da izleyiciler var. Orasının havasını size gösterebilmek, oradaki ortamı gösterebilmek için orada yayın yapma amacımızdı. Yoksa başka bir amacımız yoktu. Neyse arkadaşlar, ben Galatasaray'da akreditasyon işlerine bakan arkadaşları aradım. Dedim ki olay nedir? Dediler ki Süleyman Bey, utanarak söylediler ikisi de biliyor musun? Çok da sıkıldı çocuklar. Dediler ki yönetimden bize talimat geldi. Ajans 1905'i ve Kadir Çetinçalı'yı akredite edebilirsiniz. Ancak Süleyman Rodop'u Galatasaray organizasyonlarına akredite etmeyeceksiniz. Süleyman Rodop'a yasak koyduk dediler. Çocuklar ama bunu üzülerek söylediler. Ben dedim ki bunun sebebi neymiş diye sordum. Dediler abi sebebini sormadık ama biraz sonra siz bir basın mensubu olarak bana sordunuz. Biz de öğrenip sana hemen döneceğiz dediler. Ve döndüler. Sebebi de arkadaşlar aynen şuymuş. Galatasaray'ın basın işlerine bakan bir arkadaş vardı. Neydi? Eray. Yok yok şey ya. Galatasaray Yönetim Kurulu'nda. Köksal. Ünlü. Ünlü. Köksal Ünlü Bey Galatasaray'ın basın işlerine bakıyormuş. Demiş ki Süleyman Rodop demiş Galatasaray liseli ve üniversitelerin idmana alınmasıyla ilgili çok ağır bir eleştiride bulundu. Biz de yönetim kurulu olarak bu kararı aldık demiş. Ben tabii ya gülsem mi ağlasam mı trajikomik bir durum. Ha, her fırsatta Tevfik Fikret'ten başlayarak vicdanı hür, fikri hür diye konuşmaya giren kişiler böyle bir eleştiriden dolayı bana yasak koymuşlar. Şimdi ben bu arkadaşlara bir iki tane şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar ben 37 yıldır 38 yıldır gazeteciyim. 37 yıldır bunun ilk 2 yılı arkadaşlar magazin muhabirliğiydi. Magazin muhabirliğiyle başlamıştım. İletişim Fakültesini bitirdikten sonra. Bir tane Galatasaray'da yaptığım haber yalanlanmadı 37 yıldır. Hiçbir tane böyle cezaymış, yok böyle akreditasyon şeymiş filan hiç yok. Dünya kupalarında, Avrupa kupalarında, organizasyonlarda Türkiye adına ilk yazılan
gazetecilerden bir tanesiydim. Çünkü bütün organizasyonları takip ettiğim için. Orada da uluslararası da bir sıkıntım yok. Daha sonra arkadaşlar benim Galatasaraylı olmamı bu yönetimden ya da şu andaki eski yönetimde hiç kimse beni Galatasaraylı yapmadı. Beni Galatasaraylı rahmetli babam yaptı. Bakın rahmetli babam yaptı. Ben 5 yaşındayken bana Bulgaristan'a, Türkiye'ye gelmişti 10 günlüğüne. Gelirken getirdiği bir aslan amblemli sarı kırmızılı tişörtle Galatasaraylı oldum ben. Ve ondan sonra devamlı Galatasaraylı oldum. Artı benim gazeteci olmamda da ne bu yönetimin ne başka bir yönetimin etkisi var. Ben ilkokulu 5-6 tane şehirde bitirdim. Bunun yanı sıra üniversiteyi de iletişim fakültesinde okudum İstanbul'da. Yani bunda da dahilim yok. Bana bu aldıkları kararla ilgili bir tane mantıklı şey söylesinler. Sana da soruyorum. Varsa açık açık söyle. Açık açık yani. Hiç program yapıyoruz beraber filan fısık. Geç bunları. Ben böyle bir tweetten dolayı bu yasaklama kararının çok gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bana neyi soruyorsun ya? Belki başka yani, bir fikrim vardır kardeşim bilmiyorum. Yani böyle bir antrenman uygulamasında da ben yani hani belki senin o attığın tweet'i atmazdım ama yani sonuçta o gün ben antrenmandaydım. Pek liseli mezunu ya da üniversite mezunu hiçbir kardeşimiz de gelmedi yani baktığında. Yani öyle pek antrenmanlara o sıcakta o ilgiyi de göstermiyorlar. Hani bunu kim düşündüyse, Başkan Burak Elmas'ın falan yani yönetim kurulunun aklına bunu kim getirdiyse bilmiyorum. Hani çok kötü niyetli olduklarını da düşünmüyorum. Yani bunu hani çok da büyütülecek bir konu da değil aslında Süleyman. Ama büyük değil, böyle benim bir için olaydan, büyük, senin için böyle büyük bir olmayabilir. Olaydan hani sana antrenman yasaklamaları çok çok gereksiz bir iş. Yani. Sana göre büyük değil, benim için büyük arkadaşlar. Ha ben isterdim ki aldıkları bu kararı Galatasaray'ın resmi internet sitesine de koysalardı ki yıllarca ona baktıkları zaman utansalardı, bunu söylüyorum. Artı ben bu kararı şuna benzetiyorum. Galatasaray'da Falcao Erzurumspor maçında gereksiz bir kırmızı çift sarı karttan atılmıştı. O gün yayında şunu söylemiştim. Maçın hakemi Arda kardeşlerdi değil mi? Hani Falcao'yu oyundan attı. Daha sonra da büyük bir herkes de böyle bir kart olmadığını söylemişti. O gün yayında şunu demiştim. Bu Arda kardeşler sırf Falcao'ya hayatında ilk kırmızı kartı gösteren hakemi torunlarına, çocuklarına anlatmak için bu kararı aldı dedim. Ben bu yönetiminde aynı bu kararı benimle ilgili almasını buna benzetiyorum arkadaşlar. Herhalde birilerine anlatacaklar. İki, ben 37 yıldır Galatasaray'ın içeride dışarıda maçlarına 37 yıldan öncesi de lisede, üniversitede bütün deplasmanlarına giderken ya tamam Süleyman. Yok ben doluyum kardeşim. Ne dolusun yani bu iş senin kardeşim. Kişisel davana dönemez benim, artık. Benim kişisel davam değil bu. Ya, tamam. Benim kişisel davam değil. Benim böyle bir karar alarak beni böyle hani karalamak mı ya da taraftarın karşısına mı atmak istiyor onu bilmiyorum. Bunun mesnetsiz bir karar olduğunu bilmeleri lazım. Taraftar da bunu bilmesi lazım. Ben onu söylüyorum. Ben maçlara giderken Ali Sami'nin önünde geceleyin kuyruğa girdiğim zaman ya da Dolmabahçe'nin o zaman önünde ertesi günkü maç için ekmeğimi bölüşürken ya da sandviçimi bölüşürken bu adamlar yoktu benim yanında. Bugün de yoktu, yarın da olmayacaklar. Yani Galatasaray kimsenin babasının malı değil arkadaşlar, bunu bilin. Ne benim babamın malı, ne onların babaların malı. Son bir şey söylüyorum. Bakın son bir şey. Galatasaray'da barışı, kardeşliği, huzuru getireceğiz diye iktidar olanlar oyla demokratik bir şekilde başkan olmuşlardır, yönetim kurulu olmuşlardır. Hepsine saygım sonsuz. Çünkü oturdukları koltuk Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami'nin koltuğudur. Benim hiç kimseye bir saygısızlığım, bir hakaretim hayatta olmaz. Hele bu arkadaşlara hiç olmaz. Biz burada Galatasaray'a destek veren kaç tane gazeteci kaldı? Bana onu söyleyin. Eğer siz Galatasaray'a destek verenlere de bunu yapıyorsanız vay vay halinize, size de başka söyleyecek bir şeyim yok. Sizlere de bu konuda başınıza ağrıttığım için de özür diliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir pazar günü gündüz yayınlarımız ilginizi çektiği için bugün yayın yapıyoruz. Tabii ki transferlerle ilgili beklentileriniz de var. Ama şunu görüyorum ki transfer böyle sosyal medyada acele edildiği gibi çok böyle hemen olsun PSV maçı düşünülerek tabii ki taraftarın
beklentisi yüksek. Aynı şekilde teknik direktör Fatih Terim de doğal olarak beklediği kritik transferlerin, öncelikle işte Gerson'un transferinin, sol bek transferinin hiç olmazsa gerçekleşmesini istiyor. Ha, bu transferler gerçekleşebilecek mi? Belki diyorum, PSV maçında belki bir sol bek transferi gerçekleşebilir. Çünkü şu aşamada Galatasaray yönetimi acele ettikçe, bazı isimlerin, oyuncuların üstüne gittikçe fiyatların, rakamların arttığını görüyorlar. Ve bu pazarlık aşaması şu anda uzayacak gibi. Ve belki de bizim tahminlerimizin ötesinde uzayacak gibi. Nitekim Fatih Terim dün maçtan sonra yaptığı açıklamada da yani bu PSV maçının transferi beklenen oyuncularla sadece onlarla ilgili olmadığını, belki transfersiz de bu turun geçilebileceğini de söyledi. Transferler gerçekleşse de belki turun geçilemeyeceğini söyledi. Bu yüzden evet, her şey transfere bağlı değil. Ama tabii ki siz taraftarların beklentisi bu yönde. Benim de beklentim o yönde. Senin de değil mi? Biraz yani, taraftarların ben, değil tabii, ya. Tabii ya, tamam canım. Şimdi herkes eksikleri görüyor yani, değil mi? Ben ne söylüyorum ki? Hayır, taraftarın dedin de benim de beklentim var. Senin de var be kardeşim. Ya benim de var kardeşim. Ben söylüyoruz işte zaten. Ben farklı bir şey. Benim beklentim yok. Siz de beklemeyin demedim. Hayır canım. Ya konuşuyoruz burada ya. Sen gene niye delleniyorsun ya? Yok, dellenmiyorum. Benim de beklentim var. Yani tamam, ben konuşuyorum ya şu anda. Tabii ki senin beklentin var. Herkesin, Galatasaraylı olan herkesin beklentisi var yani zaten. Yani dün Fatih Hoca'nın açıklaması da sadece transfere odaklanarak, yani transfer oluyor olmuyor bu bahaneyle PSV maçını biz başka bir konuma yerleştirirsek, yani başarısızlığa transfer olmadı diye kılıf yapıştırırsak zaten başarısız oluruz. Galatasaray her koşulda, her zor koşulda PSV ile baş etmek zorunda, baş etmeli de. Yani Fatih Hoca da bu deneyimde. Ha, diyor ki yönetim uğraşıyor diyor, başkan da bizzat uğraşıyor diyor, bunu görüyorum diyor. Evet, başkanın da bizzat Gerson'un transferiyle, Solbank transferiyle uğraştığını ben de biliyorum. Ama işte her şey Galatasaray'ın kontrolünde değil. Yani baktığında şu an için limitler, ki TFF'nin limitleri de, bakmayın siz geçen sene Fenerbahçe'ye hiç limit uygulanmadı ama bu sene o limit hesaplarında Galatasaray söz konusu olduğunda en ufak açıkta işlem yapacaklardır. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Ama bir şey var ama ya. En azından tabii ki bir sol bek transferinin, Gerson transferinin ne yapıp edilip gerçekleşmesini ben de istiyorum. Bunu da bekliyorum. Olmazsa dünyanın da sonu değil. Herhalde canım ya. Bir tane Galatasaray formasını yani, giyecek adam mı bulunmayacak? Aslan gibi çocuklar var. 19 Haziran'da seçim gerçekleştirildi. Daha henüz 20 günlük bir yönetimden bahsediyoruz. Mazbata alalı falan, yani göreve resmen fiilen başlayalı da 17-18 günü olmuş durumda. Yani hemen her şeyin olmasını da beklemek biraz fazla iyimserlik olur. Ha, bu genç yönetim, yeni yönetim, içinde yöneticilik yapmış isimler, geçmişte deneyim olan isimler de var. Başta Başkan Burak Elmas olmak üzere. Ama mutlaka hatalar da yapacaklardır. Ama şunu sonuçta ben bu yönetimi eğer değerlendireceksem ya da ciddi kritize edeceksem en az 1-1,5 yıl geçmesini beklerim şu anda. 3 yıllık görev süreleri var. İyi niyetle başladıklarını görüyoruz, çabalarını görüyoruz. Ama şu transfer aşamasında şu anda taraftarları çok mutlu edecek bir icraat gerçekleştirdikleri söylenemez. İşte transfer yasağı vardı, bazı ödemeleri gerçekleştirdiler, o yasakları kaldırdılar falan. Ha, bu arada Oğulcan'ın en son Oğulcan'la ilgili karardan sonra Galatasaray'a yine transfer yasağı gelecek diye söylentiler oluyor. Onların da aslı yok. Bu iş daha Yargıtay'a gidecek. Yargıtay'dan sonra da temize gitme durumu var. Ha, her şey gerçekleşti. Yine Galatasaray haksız bulundu ki. Ama normalde baktığınızda şu anda Oğulcan transferini Fenerbahçe'de Beşiktaş gerçekleştirmiş olsaydı bu transfer ve bu tahkim kurulu, bu federasyon ve bu tahkim kurulu şu an bu Oğulcan'ın olayını bu duruma getirmezdi. Ha, en sonunda nihayetinde Galatasaray 1.2 milyon euroyu ödeyerek, öyle transfer yasağı masa gelecek diye bir şey yok. O 1.2 milyon ödenir, yasak masak da
Olmaz. Yani böyle bir dönemde. Süper Chat'ten yakışıklı Serdar diyeceksiniz Rumuzlu arkadaş. Mesaj atmış arkadaşlar. Dede bizim kırmızı çizgimizdir, yedirmeyiz diye Süper Chat'ten mesaj atmış. Arkadaşlar biz Galatasaray'ı yedirmeyiz. Bakın biz Galatasaray'la en büyük amacımız şu arkadaşlar. Allah sağlık ve sıhhat verdiği sürece, ömrüm el verdiği sürece Galatasaray'ın şu ana kadar 38 yıldır 1 lirasını kulübünün almadım ve Galatasaray kulübünde maddi olarak hiçbir şey yapmadım ve yapmayacağım. Allah bana bunu göstermesin. Ama Galatasaray'ı maddi ve manevi olarak kullanmaya çalışan, bunu gördüğüm zaman da ilk karşısında bulacakları adamlardan biri benim. Herhalde sen de bu fikirdesin. Yani benim de daha hiçbir akçeli işim olmamıştır. Olmaz zaten. Zekeriya Akın Kırmızı, Kahraman Sarı, Recep İlteriş Reis Sarı. Arkadaşlar çarşamba günü de Temmuz ayı Zepek Oldun Gram Altın çekilişi ve forma çekilişimizi yapacağız çarşamba günü. Bu ismini okuduğum arkadaşlar da bu kurada yer alacaklar. Bu arada bu Roman oyuncunun adı neydi? Stanku. Stanku'nun transferiyle ilgili de Stanciu. Transferiyle ilgili girişimler sürmekte. O da diyorum ya işte. Hocam tercihini şey, nasıl buluyorsun? Ekonomik tabii. Koşullar. Neyi hoca tercih? Stanku'yla Adam Onas arasındaki tercihini. Hiçbir fikrim yok Süleyman. İkisini de böyle aynı net adam. Canlı izlemedim. Yani hiç izlemediğim oyuncular hakkında bir yorum yapmak hiç objektif olmaz. Doğru da olmaz. Bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Yani. İşte Stanko'nun biraz daha tecrübeli olması. Bir diğeri 24 yaşında. Biraz daha işte bir de ölü topları kullanmakta maharetli olduğunu söylüyorlar. Frikikleri kullanmakta. İşte Hacı ile Popes'in konuşmasına geçen yıl ceza alanının dışından fazla attığı gol yoktu. Belki bazı kitlenen maçlarda ceza alanının dışından atılan şutlarla oyunu çözebilir, açabilir düşüncesi o oyuncuyla ilgili pozitif düşünceleri artırıyor. Hani yine de diyorum ya, bu transferlerin gerçekleşmesi bir ölçüde Cagney'in satışına Feghouli ya da Falcao'nun birinden Galatasaray'ın ya da ikisine bağlı. İkisi olursa şimdi işte bal üstü kaymak olur. Şimdi da. Arkadaşlar transferlerin gecikme sebebi bu. Galatasaray hem bu futbolcuları elden çıkarmaya çalışıyor, hem bir anda da futbolcu almaya çalıştığı için gecikmenin sebebinin bu olduğunu ben öğrendim, gayet net öğrendim. Bu işle transferle uğraşan kişiler, biz transferi de kısa zamanda çözeriz. Orada tabii ki problem yok. Ancak bu futbolculardan başta Cagney'nin ki Cagney'den gelecek para da önemli. Bunun yanı sıra hem Figuli'den hem de Falcao'dan kurtulursak, ki bunların bir kısım paralarını da Galatasaray kulübü verecekmiş. Yani gittikleri kulüpte o kadar para alamayacaklarını hesaplıyor. Yani Falcao ile konuşulmuş. Hani Falcao 2-3 milyon bir teklifi kabul ederse gerisini 1-2 milyonu da Galatasaray verip bedava. Ya öyle bir rakam söylemeyelim ki istemesi işte, fazla olmasın yani. İnşallah işte oradan 2,5-3-4 ne tasarruf edilirse kardır baktığında. Aynen öyle. Figuli için daha şey ama. Muhammed'in transferi var. İşte Halil'in de transferi gerçekleşirse Falcao'ya zaten direkt ihtiyaçta kalmayacak. Halil'in arkadaşlar kararı bence birkaç ya bir hafta içinde belli olacak. Neden? Çünkü İngiltere'de takımının idmanda görüntülerini gördüm. Daha hazırlık maçı yapmıyordu ama kondisyon idmanlarını gördüm Halil'in. Fatih Terim Halil'i bekliyor. Evet. Ve bu konuda da bu transfer bana göre arkadaşlar biraz geç olacak ama olacak gibi bir durum var. İnşallah. Bir de Van Aanholt'la ilgili şöyle bir gelişme var. Evet, bu oyuncunun transferi belki çok öncelikle bitebilirdi ama acayip paracı bir Süleyman. Biliyorum. Çok ya. Parayı seviyormuş. Ben de duydum onu. Evet böyle. Bu yüzden hani bonservisi de elinde olunca imza parası da. O da bir ciddi bir vurgun yapma amacında menajeri de kendisi de neredeyse bir bonservis ederine yakın imza parası istiyor. Galatasaray da bu inadı biraz aşağı çekmek istiyor. Yani ha, bu arada Alex Moreno'da baktığında Van Aanholt'a göre daha genç ama onun da Betis'le sözleşmesi devam ettiği için Betis'te işte 6 milyon eurolara falan çıktığı için
işte Galatasaray artık hangisi ekonomik açıdan elverişli olursa birisine yönelecek. Sonuçta ikisi de Fatih Terim'in istediği oyunculardan biri. Ayrıca Alioski de var biliyorsun. Şu dikkatini çekti mi? Galatasaray'ın talip olduğu futbolcuların bonservis baremleri arkadaşlar 5 ile 10 milyon euro arasında yani. Hep ama hangi futbolcuya bonservisli ama futbolcu... Şimdi o isimlerde baktığında böyle direkt gelip takıma oynayacak. Direkt tabii, katkı tabii. Yapacak düzeyde isimler. İşte hani böyle, onu diyorum yani. Allah korusun, ya futbolcu kalitesi ekstra, açısından söylüyorum ben ekstra, bu. 6-10 evet. Milyon euroyu. Futbolcu kalitesi açısından söylüyorum ekstra arkadaşlar. Bir terslik, sakatlık, böyle bir ekstra bir olumsuzluk olmazsa hiç düşünmeden tereddütsüz oynatabileceğin adamlar bu yüzden. Yani ben o yüzden tabii burada transferlerin sadece şu ikisi Getson'la birlikte bir sol bek transferi bile gerçekleşse PSV maçında diyorum hep onu söylüyorum. Ya İdeale yakın bir takım ortaya çıkacak. Çünkü ben Kasımpaşa maçının özellikle ilk yarısındaki futbolu beğendim. Ne olursa olsun. Evet sen dün söyledin haklısın. Kasımpaşa sezonu açalı bir hafta oldu. Galatasaray kadar hazır değil. Galatasaray herkesten önce sezonu açtı. İkinci yarı hepten gençler oynadı. Şampiyonlar Ligi en eleme maçı olacaktı. Ki ikinci yarı gençler oynadı. Galatasaray'da ikinci yarı aslarla oynadı ama aslar yani aslını şey göstermedi yani. Vallahi. Hani baktığında bir Fegül'ünün asisti güzeldi. Emre Akbaba'nın kafa golünde. Emre Akbaba'ya sevindim. Bak Emre Akbaba idmanda bile gol atsa seviniyorum arkadaşlar. Bu çocuğa evet. Galatasaray'ın ihtiyacı var. Ve bu eski günlerine dönmesi Galatasaray'a çok büyük artı getirecek diye umuyorum. Zaten Fatih Hoca da biliyorsunuz birçok tepkileri bile göğüsleyerek Emre Akbaba'nın her zaman yanında, arkasında, ensesinde durdu, ona güvendiğini her sefer belli etti. Ben Emre Akbaba'dan bu sene çok şeyler bekliyorum. Yani zaten bu sene şimdi Kulüpler Birliği çok ciddi bir itirazda, sert bir itirazda bulundu TFF'ye karşı. Özellikle yabancı kısıtlamasına yönelik TFF'nin icraatına karşı. Hani bilmiyorum TFF daha önceden olduğu gibi hemen hemen her kararında olduğu gibi geri adım atacak mı? Yoksa bu sefer bir böyle efelenecekler mi? Onu da bilmiyorum ama şimdi böyle bir durumda işte eğer TFF kararında ısrar ederse Emre Akbaba falan gibi oyuncuların değeri daha da ortaya çıkacak. Bir de formlu yani, olması önemli. Bu arada Salih Erdem Süper Chat'ten destek olmuş sağ olsun. Sorusu var sorusu mı? Sorusu yok. Akın Arslan sarı kırmızı. Kadir Karakaş sarı. Bu arkadaşlarımız çarşamba günkü NZP Golden gram altın ve forma çekilişinde yer alacaklar. Onu arkadaşlar diyorsunuz ki hep aynı şeyleri tekrarlıyorsunuz da biz size olan şeyleri söylüyoruz. Biz burada hayal satmak için program yapmıyoruz. Biz burada program yapmamızın sebebi hem sizlerle sohbet etmek hem de Galatasaray'da gelişen bazı detayları da vermek. Yani Galatasaray'ın ilgilendiği futbolcular bunlar. Avrupa Şampiyonası'ndan da belki okazyon bir şey olabilir mi diye de araştırma yapılıyor Galatasaray'ın şartlarına göre. Şimdi burada arkadaşlar transferin bu kadar sıkışmasının sebebi Galatasaray'ın şampiyon olsaydı eğer Galatasaray geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın bu sonundan hiçbir tanesi olmayacaktı öyle mi? Evet tabii canım. Lig başlayasıya kadar, Şampiyonlar Ligi başlayasıya kadar. Eylül'e yetişsin yani. Tabii. Hiç böyle transfer sorunu olmayacaktı. Maddi sorunlar yavaş yavaş aşılır, her şey düzene girer, transferlerde daha seçici olursun. Ama işte bütün olay şampiyon olamadıktan sonra bu sıkışık takvim oldu. Bu arada Bursa Spor'dan İsmail Çokçalış'la ilgili de hep sorular var. Gündeme gelen bir oyuncu, yerli oyuncular içinde. Ama Bursa şu anda ciddi bir sakatlık geçiren ve futbola nasıl döneceği belli olmayan bir oyuncu için Bursa Spor işte kaç 3 milyon euro bonservis. Birinci istekler para kaçmış biliyor musun? Kaç? 5 milyon euro istemişler. Çok iyi inmişler yani. Ya arkadaşlar. Ben bu arada İsmail Çokçalış'ı falan kafamda tamamen sildim. Çünkü Galatasaray'ın U19 takımındaki Berkan Mahmut Keskin'i izledikten sonra Galatasaray'ın hiç öyle yerli rotasyonda başka bir sağ bek aramasına gerek yok. Müthiş oyuncu. Bak göreceksin. Dur ya inşallah. Hep söylüyorsun nazar değdireceksin çocuğa ya. Şimdi işte bu final maçında da izleyeceğiz Trabzon'la. Trabzon'da ciddi rakip. Ya, Fenerbahçe'yi perişan ettiler. Yok şimdi iyi takım. Trabzon'da iyi ya, takım. Ben kötü olmasa iyi olmasa finale kalır mı? Trabzon altyapısı son yılları. Tabii tabii. Çok üst düzey isimler ortaya çıkardı. Doğru. Lemina ile Gezal. Efendim? Lemina ile Gezal.
Lemina ile Galatasaray'ın hiçbir alakası yok. Lemina. Gerdal konusunda Kadir'e bırakıyorum. Var mı Kadir? Gerdal da Galatasaray bir ara ilgilenmişti. Ben sesim işte şuraya dönük konuşuyorum da iyi gelsin diye oraya abi, takmaya çalışıyorum. Senin sesini halledelim. Yani o ya yüzden ödül vereceğim. Ha. Lemina ile yani hakikaten ya şey daha önce de söyledik. Lemina ile Galatasaray'ın bir alakası yok arkadaşlar. Bir alakası yok. Gezzalı da işte yokladılar. Fiyatlara ciddi baktılar. Bir teklif de sundular ama Gezzal belki ve menajeri bu işi böyle Beşiktaş'la Galatasaray'ı çarpıştırıp ben de onu anlamıştım. Aradan en üst fiyatlarla sıyrılmayı istiyorlar. Yani bilmiyorum, Galatasaray buna fazla alet olmamalı. Biri yazmış bana DM'den, diyor ki Süleyman abi diyor, ajans 1905 olarak diyor, geçen sene Kadir Çetinçalı söyledi diyor. Belhanda giderse pasta keseceğiz. Belhanda gitti, neredeyse maça çıkacak. Neden pasta kesmediniz diyor. O zaman hadi cevap ver şimdi. Şimdi form, çarşamba forma çekişinde bir de pasta keselim. Yani Belhanda gitti de böyle tek golle şampiyonluğu kaçırınca ne pasta kesecek ne de yiyecek halimiz kaldı. Berkan evet, Alanya sporlu Berkan, Fatih Hoca'nın istediği oyunculardan biri. Yani İsmail Çalış mı Berkan mı derseniz Berkan derim. Taylan'a da Aytaç Kara'ya da yerli rotasyonda alternatif olabilecek ve onlara göre daha genç bir oyuncu. Hani baktığınızda fundamentali İsviçre altyapısından. Alanya Spor'da geçen yıl iyi bir çıkış gösterdi. Aytaç Kara'ya maşallah diyelim mi? Ama ya maşallah. Arkadaşlar her vurduğu ona çarpıyor, buna çarpıyor, gol oluyor. Ya bilmiyorum ama çok güzel çarptırıyor. Çarptırıyorsa da şey Kadir. Çarptırdığı top da adamda, çatala gitti. Ya bir insanda futbol şansı olacak kardeşim. Evet, evet. Futbol şansı var bu çocukta. Bunun kara... O kaleye vursun yeter abi. Bak, tutmasa bile rakip atar. Kasımpaşa Trabzon'u yenmişti. Trabzon'da hatırlıyor musun? Evet evet. Penaltıdan da golü Aytaç Kara atmıştı. O penaltı attıktan sonra Kasımpaşa'dan hoca kovuldu biliyor musun? Galip gelikleri attı. Evet evet, işte Aytaç'a penaltı attırdılar diye. Ya demişler ki maçtan önce hocaya demiş ki kulüp başkanı, Aytaç'a duran top vurdurmayacaksın. Ya, kulüp başkanı böyle şeylere karışır mı ya? Aytaç'ın attığı golle Kasımpaşa Trabzon'u Trabzon'da yendi. Kasımpaşa'nın başkanı hocasını kovdu. Bana bir eleştiri var. Ben Berkan'la İsmail'i karşılaştırmıyorum. Transfer politikası olarak sakatlık geçirmiş bir sağ bek oyuncu. Ve diyorum ki Galatasaray'ın altyapısında çok iyi bir sağ bek oyuncu geliyor. Tamam mı? Ha. Berkan'ı orta sahada iki ayrı bölgede 6 numarada 8 numarada oynuyor. Eğer bir yerli oyuncuya para verilecekse Berkan'a verilmeli. İsmail'e değil. Bunu söylemek istiyorum. Ya bir sağ bekle orta sahayı karıştırmayacak kadar neyse. Sağ bekimiz belli ya. Var U21'de 19'da var arkadaşlar. Yani bazen maşallahı var. Çok böyle detaylı açmak gerekiyor. 3-4 yani tane söylemeye de gerek yok. Anlamasınız gerek ama neyse. 3-4 tane aslan gibi çocuk var ki bunların hemen hemen tamamını değil mi? Fatih Hoca peyderpey yani bu sene Aydın, idmanlara falan alacak. Altuğ, Elmas ve Berkan, evet. Mahmut, Keskin kesinlikle geleceği olan oyuncular. Kimin ne? Cagney Halil Dervişoğlu. Yok. Şimdi arkadaşlar bir soru sormuşuz. Cagney Halil Dervişoğlu ile takas olur mu? İngiliz kulübü, Halil Derviş'in kulübü takas ya da başka bir şeye yanaşmıyor. Futbolcuyu Halil'i satmıyor da. Galatasaray satış opsiyonunu Halil'e teklif götürdü. Kulüp demiş ki biz bu futbolcuyu satmak istemiyoruz, ancak kiraya verebiliriz. Satma işiniz zaten rafı, kapıyı tamamen kapatmış, rakamı bile kapatmış. Geçen sene Galatasaray 8-10 milyon eurolara çıkmış. Satın alma opsiyonunu adamlar kabul etmemişler. Şeyi unutmayalım arkadaşlar, Kaan Ayhan'ın İsteği, Galatasaray'ın ısrarı devam ediyor. Bakın devam ediyor, onu söyleyelim. Ama siz diyeceksiniz ki abi neden olmuyor bir türlü? Arkadaşlar Galatasaray'da şu anda olan transfer olsa biz size söyleyeceğiz. Adında biz de sizden çok bunu istiyoruz. Yani PSV maçı öncesi kadro ne kadar güçlü olursa Şampiyonlar Ligi demek ayrı bir dünya demek. Şampiyonlar Ligi demek en az 30-40 milyon euro demek arkadaşlar. Galatasaray için ufukların açılması demek. Evet arkadaşlar, abone olun ve sizlerin de bizlerin de Galatasaraylı, böyle transfer Galatasaraylısı olmayın. Yani transfer görüyoruz.
Son senelerde abi 5, 10, 7, 8 böyle transferler olduğu dönemleri de biliyorsunuz. Hayal kırıklığına uğradığımız transferler de oldu. Bir Falcao için neler çektik, ne ızdıraplar çektik. Ama bak beklentilerimizi karşılamadı. Yani bu yüzden transfer oluyor yani işte transfer haberi vermiyor. Ya kardeşim yani olmuyorsa yani ne yapalım, yöneticileri mi dövelim niye transfer yapmıyoruz diye. Yani bırakın Allah aşkına, bazen böyle transfere yönelik bize de eleştiriler de bulunuyorsunuz da. Yani hiç bunun yani şeyi yok yani, bir altyapısı yok. Yani zorla transfer yaptıracak değiliz. Galatasaray buna bir ekleme yapayım. Galatasaray'ın da bence en fazla 3 transfere ihtiyacı var. Ha daha olursa ne olur? Olur geleceğe ya. Yönelik, geleceğe yönelik transferler olabilir. Ha ama diyoruz ya, önce Galatasaray mali ekonomik yapısını da düşünerek transferde ona göre de hareket etmeli. Abone olun, yayınımızı beğenin. Abone olmayan arkadaşlarınıza hatırlatın, bize abone olmalarını sağlayın. Bize desteğinizi sürdürelim ki biz de daha yüksek sesle Galatasaray'ın haklarını savunmaya çalışalım. İyi günler, iyi hafta sonları diliyorum hepinize. Biraz önceki söylediğinde bir şey ekleyeceğim arkadaşlar. Galatasaray Başkanı Burak Elmas da zaten söylemiş, demiş ki sosyal medyanın daha önce gazına gelenler gibi gaza gelmeyeceğiz. Ve geç de olsa transferleri, arzuladığımız, seçtiğimiz transferleri yapacağız ama gaza gelmeyeceğiz demiş. Doğru düşünüyormuş o zaman. İyi günler, hoşça kalın. Yayınımızı beğenin arkadaşlar. İyi günler Galatasaraylılar.